Evet arkadaşlar, çember diyorum. Çember. Ne de çemberi? Yamuk diyeceğiz değil mi? Yamukta uzunluğa devam ediyoruz arkadaşlar. Yamuk konusunda uzunluğa devam ediyoruz. Bundan sonra çember olacak evet. Zaten. Yamuk bittikten az sonra çember, çember olacak. Az kaldı. Şimdi arkadaşlar, yamukta uzunlukta açı yardımıyla uzunluk sorularını bulmayı öğreneceğiz şimdi. Şöyle küçük küçük böyle minik minik şeyler yapacağız. Tamam mı? İcraatlar yapacağız ve bu icraatlar yardımıyla ne yapmış olacağız? Açıyla uzunluk arasındaki ilişkiyi görüp bizden istenilen uzunluğu bulacağız. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. X değerini sormuş bize. 50 derece demiş, 115 derece demiş. Başka da bir bilgi vermemiş. Arkadaşlar, gizli ikizkenar üçgen yakalamaya çalışacağız. Bakın, D'den bir tane paralel oluyorum. Neye? BC doğrusuna. Buraya K diyelim. Şimdi burası 50 derece ise, burası da 50 derece değil midir üstad? Evet. 50 derece. Şimdi burası 115'miş. Hatta şey de yapabiliriz. Ne yapalım? 115 ise buraya 65 kaldı. Şimdi paralel kenar oluşturduk. Şöyle. Ya. Şu 115 olduğu için burası 180'e tamamlıyor. 65 kaldı. Evet. Paralel kenar oluştu. 6 burası ise burası da 6. 6. Burası 5 ise burası da 5. Hatta açı da 50. Şurası da 50. Kesinlikle. Karşıda açılar 50. Buraya kaç kalır o zaman? 65 derece değil mi? Evet. Oo, ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? 6 ise burası da 6. Tamamı ne yapar? 11. 11 yapar. X'imiz neymiş arkadaşlar? 11'miş diyoruz. Al. Bakın yine aynı mantık. Bu sefer şöyle yapalım mı Koray'ım? Böyle yapalım hocam. Burası alfa ise burası da alfa. Evet. Buraya da alfa kaldı. Hı hı. Bak, Z'den dolayı burası da alfa değil mi? O da alfa. Oo, ikizkenar çıktı, gördün mü? Burası 12 ise burası 12. Paralel kenar. 4 ise burası 4. Evet. X'imiz ne oldu? 16. 4 artı 12'den 16 birim çıktı. Bakın, görüyorsunuz arkadaşlar, gizli ikizkenarlıkları yakalıyoruz. Şimdi açıortay vermiş. Şöyle bir şey yapalım. Şunu uzatalım. Ne dersin Koray? Uzattık. Şimdi arkadaşlar, bir paralellik ve açıortaylık birlikte varsa ne diyorduk? Gizli ne vardı? İkizkenar vardı. Üçgen vardı. Bak, buraya A açısı dersek, burası da A açısı. Z'den dolayı burası ne olacak? A açısı olacak değil mi? Bak, ikizkenarı gördük değil mi? Bak, A. Şuradaki açı da A. Evet. 10 ise burası da 10 olacak. Buraya kaç kalır? 4. 4 kaldı. Şimdi burada benzerliğimiz kaç? 1'e 3. Evet. 4 ise 3 katı ne yapar? 12. 12 birim. X'imiz neymiş arkadaşlar? 12'miş. Evet. Yamukta en önemli özelliklerden bir tanesi. Orta taban arkadaşlar. X. Nedir X'in uzunluğu? Alt taban artı üst taban. A artı C. Bölü 2 bize neyi verecek? Teta gibi olmuş ama A herhalde. Evet. Burası A olacak. A artı C bölü 2 bize neyi verecek? X'i verecek diyoruz. Devam edelim. 3 ile 5'in toplamı ne yapacak? 8. Evet. Yarısı ne? 4. 4. Burası 4. Şimdi burası 4 ise 6 ile 4'ün toplamı ne? 10. Yarısı nedir? 5. 5. Demek ki x'imiz neymiş? 5 birimmiş diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın şimdi açıortay açıortay. 2a 2b 180 a artı b 90. Toplamları 90. O zaman burası 90 olacak. Evet. Bak, burası 90'mış değil mi? 9 12 15 üçgeni. Şuradan paralel alırsam. Bak, paralel aldım. Bu paralel zaten. Buradan da aldım. Şimdi bu kenarla bu kenar birbirine eşit mi? Evet. Z kuralı eşit. Açılar işte. Z kuralı olduğunda 15 bölü 2. Hı hı. 15 bölü 2. Şimdi bunlar eşit çıktı. Bunlar da eşittir. Değil mi? Hı hı. Paralel almıştık çünkü. Dolayısıyla burada da muhteşem üçlü var mı? 11 bölü 2 buraya. 11 bölü 2 buraya. 11 bölü 2 buraya. Buraya. Şimdi toplayalım bakalım. 15 bölü 2 burası. 15 bölü 2 artı 6 artı 11 bölü 2 eşittir. 16, 26 bölü 2, 13. Alt da buradan kaç yapar? 19. 19 yapar. Şimdi şu orta taban neymiş? 19. Bana neyi soruyor? DC ile AB'nin toplamını soruyor. Evet. DC ile AB'nin toplamının yarısı buna eşit değil miydi? Orta tabanın o zaman iki katını alırsam neyi bulmuş olurum? DC ile AB'nin toplamını bulmuş olurum. O da 38. Neymiş? O da 38 birimmiş diyoruz arkadaşlar. Al bak. Evet, yine orta taban bakın. Burada şöyle bir şey yapalım. Üçgendeki orta tabanı görelim. Burası taban. Burası da üçgenin orta tabanı değil mi? Hı hı. 6 ise burası 3 olacak. Aynı şekilde 6 ise burası 3 olacak mı? 3 olacak. Yani x ne çıktı? 3 çıktı. Y bilmiyoruz. Z ne çıktı? 3 çıktı. Evet. Y'yi bulmak için buranın tamamı neydi? 12 ile 6'nın toplamının yarısıydı. Evet. 18 bölü 2'den 9. 3, 6. O zaman y'ye ne kalır? 3. 3 kalır. Neymiş cevabımız? X 3, Y 3, Z 3'müş diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu sefer orta taban değil, başka bir olayımız var. Burada da benzerlik kullanıyoruz. Kelebek benzerliği. Bakın. Şimdi şurasıyla bu üçgenle, bu üçgen nedir? Benzer üçgenlerdir. Evet. 9, 15. Böl 3'e kardeşim 3, böl 3'e 5. 3K'ya 5K. 3K'ya 5K. Yani şuraya 3K dersem
Şurası ne olacak? 5K olacak değil mi üstad? Evet hocam. Buraya x diyelim, bilmiyoruz ya. Hı hı. Burası da x olacak mı? Bunlar eşittir değil mi birbirine? Hı hı. Neden eşittir? Benzerlikten dolayı. Şimdi yazalım. 5K'nın tamamına 8K'yı oranı eşittir x'in 9 oranı. Değil mi? Burası 9. Bir an asaldım ben orayı. 9 oranı. X'in 9 oranı. Bunlar gitti. İşler dışarı yaparsam x eşittir 45 bölü 8. 8. Bana 2x'i soruyor. 2 çarpı 45 bölü 8'den ne yapacaktır? 45 bölü 4 yapacaktır diyoruz. 4. Neymiş cevabımız arkadaşlar? 45 bölü 4'müş.